Gelelim Mübe sana. Sadece sıra bendeymiş. Evet, şimdi şöyle Denizli Spor Fenerbahçe karşılaşması 2006'da. Karşılaşmanın hakemi Selçuk Dereli. Şu anda hemen senin yanında. Şimdi öncelikli olarak senin geçtiğimiz günlerde emniyette bilgine başvuruldu. Emniyete gittin. Bu maçla ilgili olarak bildiklerim var dedin. Bir, öncelikle sadece bu maçla ilgili olarak mı? Hayır. Başka maçlar da var. Evet. Onları senden rica edeceğiz biraz sonra. Denizli Spor, Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak bildiklerini neden bugüne kadar anlatmadın? Hı. Neden bugünü bekledin? Neden bir şeyler değiştirdi seni? Öncelikli olarak ben sana bunu sormak istiyorum. Çok güzel. Bunun neden sorusuna cevabını vermek, beni kameralar karşısında bu cevabı vermek biraz utandırıyor. Çünkü Türk spor basının ya da Türk basının çekincelerini sadece ben gerekçe olarak burada açıklayabilirim. Ama şu anda Türk spor basınından çok, daha çok adliye muhabirleri ekranlarda. Evet evet öyle, ama hayır, şundan bahsediyorum. Denizli Fenerbahçe maçı öyle bir şey ki, böyle sanki konuşmak ya da onunla ilgili bir şeyler söylemek kolay değildi bugüne kadar. Hı hı. Çünkü hani kanıt yok elinizde, delil yok, söylenenler var sadece. Zaten benim de orada komiserlere anlattığım şey, ben herhangi bir belge vermedim. Bende yok zaten. Olsa bunu ben bir şekilde öyle ya da böyle yazar, ima eder bir şekilde kamuoyuna duyururdum. Yani ben bir şeylerin gizli kalmasından zerre kadar haz etmiyorum. Peki ama bu etik midir? Mesela ben de desem ki bugün atıyorum X'te Y takımları arasında oynanan maçta benim de bildiklerim var. Benim de düşüncelerim var. Benim de bilgilerim var. Ama elimde belge yokken. Elimde belge olsaydı yapardım dedim. Olmadığı için bir şey yazamam. Bilmiyorum. Ben bir şey görmedim. Ama emniyet polis senin, bana dedi ki, bilgine başvurdu sonuç itibariyle. Bana ne bildiğinizi söyler misiniz dediler. Yani Türk futboluyla ilgili ne var ne yok. Elinizde bilgi ne varsa. Ben de bildiklerimi söyledim. Var olan belgeleri de verdim zaten. Yani çok şimdi açık. Belge var diyorsun ama. Onunla ilgili yok. Başka, bahsettiğim diğer konularda belgeler var. Peki. Bunda belge bende değil dedim. Ben zamanında X bir gazetede çalışırken o gazeteye bu olayla ilgili bir belge geldiğini, bunun gazetede defalarca konuşulduğunu. Yo, gazete ismi verebilirsin. Habertürk gazetesinde net bir şekilde bu işte çok büyük bir olay yaratacak, bombayı patlatacağız dendi. Yani bizzat spor müdürü tarafından bunu emniyete de söyledim. İfadesinde, Denizli Fenerbahçe maçı evet, ile ilgili olarak. İfade de verdi zaten Halil Özer. Halil benim milliyetten de arkadaşım. Tahir Kum gerçi o belgeleri ele geçiren gazeteci olarak bana orada söylenmişti. Duyduğum kadarıyla dün bende yok demiş. Ben bilemem. Fotokopisi var dedi. Yani. Evet evet, fotokopisi. Zaten odur yani, bizde hiçbir belgenin orijinali peki, olmaz gazetecide. Denizli Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak bildiklerini bizimle paylaşır mısın? Ertan, bu çok net bir şekilde ben bildiğim bir şey yok. Bildiklerini söyleyen insanları biliyorum dedim. Yani bu gazetede iki kişi dedi ki bana, bu bizde var belgesi ve o maçta teşekkürime gitti. Galatasaray'ın iç yazışmasında da bu net bir şekilde ortaya konuyor. Bize bu yazışma geldi dediler. Benim bildiğim bundan ibaret. Polis de onun üzerine anladığım kadarıyla, medyaya çıkanlardan anladığım kadarıyla bunun üzerine bir soruşturmaya dahil ediyor konuyu. İşte aramalar yapılıyor, belgenin orijinaline buluşuyor, orijinali bulunuyor. İşte çeşitli hesaplar inceleniyor vesaire. Benim bildiğim sadece o mektubun varlığıydı. Biraz bahseder misin bize? Sen bu konuya çok vakıfsın çünkü hani o belgelerle ilgili olarak mutlaka sordun. O konuya hakikaten vakıf değilim, bildiğim bu kadar.